Şimdi meclisteki yasa deyince mecliste hükümetin sevk edip de yasalaştıramadığı tasarlardan biri de bu çete suçlarıyla ilgili yasalar. Bunun içerisinde bu suçlara ilişkin itirafta bulunanların cezalandırılmaması yahut az cezalandırılması gibi tedbirler var. İktisadi suçlarla ilgili, mafya türü suçlarla ilgili yasalar var. Bunu hükümet uzun süre işte hazırladı, sevk etti falan fakat üzerine de fazla düşmedi. O şekilde kaldı. Türkiye'de bu işte çeteleşme faaliyeti, devlet içindeki bir takım illegal unsurların oluşmuş bulunması, bunlara karşı mücadele, yolsuzluk konusunda milletvekili dokunulmazlıklarının sınırlandırılması falan, bütün bunlar temiz toplum kavramına ilişkin bir paket oluşturuyor. Bir takım gazetelerde MHP'nin güçlü bir şekilde parlamentoya girmesinin, bu yasalardan bir kısmının yasalaşmasını zorlaştıracağı veya MHP hükümeti girerse bu işin takibinin zorlaşacağı konusunda görüşler ortaya çıktı. Bu demin saydığım konularda yani çetelerle mücadeleye ilişkin yasa tasarları ve milletvekilliği dokunulmazlığının sınırlandırılması, yolsuzluklar konusunda yolsuzluğa karşı olmanın üstesinde siz ne yapacaksınız? Bütün bunlarda. Bu anlamıyla bir temiz topluma ulaşabilmek için çıkarılması gereken yasalar üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi olumlu yaklaşıyor. Fakat pişmanlık yasasını kullanma zamanı önemlidir. Şimdi bir değerlendirme yapmak lazım. Bu konuda acaba Türkiye'de bir analiz yapılmış mıdır? Biraz evvel Cüneyt Bey'in ifade ettiği gibi 3 ayda bir çıkartılmış olan ve uygulamaya konmuş olan yasalar ne gibi bir sonuç vermiştir? Bu yasaların kapsamı amaçlanan hedefe doğru Türkiye'yi götürebilmiş midir? Bu konuda ciddi bir araştırmanın olduğu kanaatinde değiliz. Ama Türkiye'de 1984 yılından bu yana devam eden ve 30 bin insanımızın ölümüne sebebiyet veren, Mehmetçiklerimizi, emniyet güçlerimizi şehit eden, bölge insanlarımızı şehit eden, bu bölücü terörün başının yakalandığı bir dönemde, bağımsız yargıya daha yenice teslim edildiği bir anda, gündeme bir af ve pişmanlık yasasının getirilmesi başka bir anlama çekilebilir. Onun için dikkatli olmanız gerektiğini söylüyorum. Siz ona karşısınız. Evet. Ama çeteleri sordu toplumun işte atızanında bununla beraber Türkiye'nin son yıllarda içinde bulunduğu çeteler var, diğer konular var, yolsuzluk, rüşvet var, mafyalaşma gibi olgular var, susurluk gibi meseleler var. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türk toplumunu rahatsız eden, açıklığa kavuşamadığı için siyasetçiye olan güveni sarsan bütün konuların açıklığa kavuşabilmesi için mecliste üzerimize düşen her görevi yerine getiririz. Ben bu kadar net ifade ediyorum. Taha Bey o susurluk konusunu bitirmek için şey yapıyorum. Hı. Sizin söylediğiniz susurluk konusunda olsun, çetelerle ilgili bütün şeylerde MHP bu konuda duyarlılığını gösterecek mi, göstermeyecek mi? O konudaki tutumunuz çok kesin olarak efendim. Bir şey ekleyebilir miyim? Şimdi daha önceden zaman zaman susurluk olayının içerisinde milliyetçi, ülkücü hareketi aradılar. O zaman da ifade ettik. Susurluğun ne içindeyiz, ne arkasındayız, ne önündeyiz, ne yanındayız. Ve diyoruz ki susurluk olayının üzerine gidilsin. Her şey ortaya çıksın. Bugüne kadar bu başarılmamışsa Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir sorumluluk üstlendiğinde bu konuların üzerine kesin olarak gidecektir. Türkiye'de her şey açığa çıkmalıdır. Toplum bu yönüyle bir huzura kavuşturmalıdır. Efendim susurluk kahramanlarından Haluk Kırcı şu anda susurluk davasıyla yargılanıyor ve gazetelerde de yer aldı. Son davada dedi ki MHP'nin aldığı sonuçlar beni aklamıştır, millet beni aklamıştır. Siz de bu yöndeki düşüncelerinizi merak ediyorum. Siz de böyle düşünüyor musunuz? Yine gazetelerde yer alan bir konuyu daha merak ediyorum. Abdullah Çatlı'nın sizin öğrenciniz olduğu söyleniyor. Gerçekten öğrenciniz miydi? Doğrudur. Öğrenci. Nasıl bir öğrenciydi onu da merak ediyorum. 12 Eylül öncesinde benim asistanlık yaptığım, öğretim üyesi yaptığım yerde öğrencimdir. Öğrenciliğinde çok efendi, iyi bir ülkücü, davasına inanmış bir kardeşimizdir. Ama 12 Eylül sonrasındaki şartlarda hiçbir şekilde bir temas olmadığı için nerede ne yaptığı konusunda da bir bilgi sahibi değiliz. Bu gerçektir. Bu Haluk Kırcı bugünkü MHP kabul eder mi? Haluk Kırcı'yı bugünkü MHP kabul eder mi?
Ne açıdan efendim? Efendim tekrar üye olmak istese partinin kapısını Haluk Kırcı'ya açar mısınız? Beraat ederse mesele kalmaz. Bir de bu söylediğini... Şu an yargıda. Beraat ederse Türk Adliyesi'nden mesele kalmaz. Biz